laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz. Eğitim sistemleri siyasal iktidarların ya da devletlerin nasıl vatandaş yetiştirmek istediğini, nasıl bir toplum yaratmayı hedeflediklerini ve nasıl bir dünya arzuladıklarını gösteren en önemli alandır. Bunun en önemli öğesini ise müfredat oluşturmaktadır. Çünkü müfredat ya da öğretim programları devlet tarafından okulda öğretmenin bir konuyu hangi içerikte, ne tür koşullarda, nasıl ve hangi yöntemlerle anlatacağını, neye dikkat edip neyi öne çıkaracağını belirleyen eğitsel planlardır. İçerdikleri kadar içermedikleri de bu açıdan önemlidir. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli adıyla hayata geçirilen müfredat programı tam da bu sebeple mevcut hükümetin siyasal ideolojik yaklaşımına, biat ve itaati merkezine alan bir nesil yetiştirme programıdır. Bu sebeple bir ihtiyaç analizi üzerinden gerekçesi toplumla paylaşılmayan, 100 yıl öncesinin hayalini 100 yıl sonrasının hedefi olarak planlayan öğretmenlerin, akademisyenlerin, program geliştirme uzmanlarının, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin iradesi yerine göstermelik görüşler üzerinden şekillendiren, toplumsal fayda ve çocuğun üstün yararı ilkelerini değil, siyasal çıkarları merkezine alan, fıtrat, şükür, kanaat, cedel, medefet, iffet, haram, helal gibi ve daha birçok dini söylemlerle bilimsel özgür düşünceyi, evrensel değerleri ortadan kaldırıp itiraz edebilen değil, rıza gösteren nesiller yetiştirmeyi planlayan, sorgulayan, eleştiren bireyler yerine erdem, değer, eylem yaklaşımı ile kamil insan adı altında fıtrat ve şükrü model alan, eğitimi 12. kalkınma planında yer alan, öğretim programları milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerler esas alınarak ve küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellenecek yaklaşımı ile tamamen uyumlu halde, sermaye çevrelerinin isteklerini karşılayacak şekilde emek sömürüsüne rıza üreten bir mekanizmaya dönüştüren, toplumsal cinsiyet eşitliği yerine telkini merkezine koyarak cinsiyetçi yaklaşıma sahip olan, çok kimlikli, çok dilli ve çok kültürlü toplumsal yaşamımızı yok sayıp tekçi ve asimilasyoncu bir anlayışı esas alan, kamusal eğitimin yerine piyasacı eğitimi rehber edinen, ülkenin ve çocukların geleceğini mevcut iktidarın kendi ikbaline kurban eden, laikliğe, bilime, demokratik eğitime karşı olan, asla kapsayıcı olmayan, son derece ideolojik olarak hazırlanan bu müfredatı reddediyoruz. Bizler çocuklarımızın haklarına, emeklerine ve geleceğine sahip çıkmak, bu müfredat değişikliğinin geri alınması talebimizi daha güçlü ifade etmek için çocuklarımızı 11 Haziran 2024 tarihinde okula göndermeyeceğiz. Tekrar ediyorum, çocuklarımızı 11 Haziran 2024 tarihinde okula göndermeyeceğiz. Bakanlığın önünden ve kent meydanlarından uyarıyoruz. Bilim dışı müfredatı reddediyoruz, geri çekin çağrısında bulunacağız. Sesimizi duyan, çocukları için endişelenen ve çocuklara onurlu bir gelecek bırakmak isteyen herkesi çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Müfredat geri çekilsin platformu.